Avukatlık, evet, hak, hukuk ve adaletin gerçek temsilcileri. Ancak böyle tanımlayabiliriz. Hele bir de avukatlık mesleğinin sanatla birleştiğini, bir sanatçı ruhun avukatlık mesleğini yaptığını düşünürseniz tadından da yenmez diyoruz, değil mi? Evet, müzik ve resim alanında da yoğun faaliyetlerde bulunan avukat Sayın Tülin Sarıbay bu hafta bizlerle tüm deneyimini paylaşacak. Hoş geldiniz Tülin Hoş Hanım. bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz Çok nasılsınız? mersi. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Şu anda uzun yıllardır Bursa'da serbest avukat olarak çalışıyorum. Küçüklüğümden beri sanata çok ilgiliydim. İşte resim olsun, müzik olsun. Bunlarla uğraştım hobi olarak. Sonra bu kadar uğraşmanın sonucunda bir meyve ortaya çıksın dedim. Bir albüm yaptım. O da ailemin konuştuğu ve şu anda yok olmakta olan dillerden Apazca dilindeydi. 2 yıl oluyor yaklaşık. Rada isimli bir albüm yaptım. Sonra hobi olarak albüm yapmaya karar verdim. Kendi bestelerimden oluşan, 12 tane Süper. bestemden oluşan ikinci bir albümüm yakında piyasaya çıkacak. Bir hafta sonra hazır olur. Türkçe sanıyorum. Albümün adı Ah Türkçe. Evet, çoğunlukla sözler ve müzik. Bütün müzikler bana ait, sözlerin de çoğunluğu bana ait. Umarım Avukatlığınızın yanı sıra bu kadar da beğenilir. güzel çalışmalar, imzalar atıyorsunuz. Çok güzel bir sesiniz var. Çok duru. Teşekkür ederim. Farklı ama özel. Bence hani avukatlık tabii ki sizle beraber gelecektir ama müziği hiçbir zaman bırakmamızı nacizane söylemek istiyorum ki keza resim çalışmanız başka güzel açıkçası. Sanki böyle her şeyin eğitimini almışsınız ve işi hakikaten layıkıyla yapıyorsunuz. Yani Teşekkürler. müzik eğitimi aldınız mı daha önce? Biraz şan eğitimi aldım. Şu anda ut dersi alıyorum ama ondan önce çaldığım akordeon, mızıka, çongur, piyano onları hiç ders almadım. Kemençe, başka flüt. Yaratılışta var bu kadar Onları kendi yetenek. kendime öğrendim. Yaratılıştan geliyor bu kadar güzel yetenek Teşekkürler. anlaşılan. Aileden herhalde. Annem de mızıka çalardı. Çerkez mızıkası. Hedefleriniz nelerdir bundan sonrası için? Daha güzel çalışmalar yapmayı düşünüyor musunuz? Belki bir üçüncü albüm gelir mi? Daha ikinci Yok, çıkmadan. sanmıyorum. Gerçi birinciyi yaptığımda da bir daha albüm yapmam demiştim ama daha çok Apazca yapmam diye düşünmüştüm. Çok zor bir dil. Kendi bestelerimi de yaptım. Bundan sonra başka güzel besteler yaparsam belki onlara da üçüncü albüm yaparım ama şu anda bu kadar. Yeterli diyorum. Çalışmalarınızı ve sesinizi bence sevenlerden ve bizlerden de mahrum bırakmayayım diyorum. Ve çok Teşekkür tadımlık ederim. yapmayın, her daim yapın. Çünkü hakikaten çok has, kendinize İnşallah. has bir duruşunuzu Müzik seslendirmişsiniz. çok güzel bir şey. Her zaman insanın içinde. Resim de çok güzel ama resme çok vakit ayırmak gerekiyor. Ha deyince başlayamıyorsunuz, ha deyince bırakamıyorsunuz. Boyalarınızı temizlemeniz lazım. Ama müzik her zaman insanın içinde. Yer ve zamanlı koşulları çok da önemli diye Evet. sanırım. O zaman ben sizlere müzik dolu ve o kadar da başarılı bir kariyer diliyorum. Teşekkür Yolunuz açık ederim. olsun. Çok Sağ teşekkür olun. ederiz. Ben teşekkür ederim. Değerli konuğumuz efendim, bugün bizlerleydi avukat, ressam ve müzisyen Tülin Sarıbay konuğumuzdu. Bir sonraki programda da görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.